Hocam hoş geldiniz. Kur'an'da nazarı soracağım. Öncelikle Kalem Suresi 51. ayeti okumak istiyorum size. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar. Şüphe yok, o bir delidir derler. Kur'an'da nazar var mıdır? Nazar çok yaygın bir inanış. Bununla alakalı sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Şimdi nazar Arapça bakmak demek. Nazara baktı. Nazar bakış demek. Münazara karşılıklı bakışarak tartışma yapmak demek. Yani Farsçası ruberu, yüz yüze. Muntazır beklemek demek. Mesela Mehdi'yi muntazır. Beklenen, gözlenen kurtarıcı demek. Öyle bir kurtarıcı geleceğini, onu beklememesi gerektiğini söyler. Kur'an-ı Kerim'de bu kavram olarak geçer. Mesela der ki, bekleyin, ben de sizinle beraber bekliyorum. Orada intizar kelimesi geçer. Beklemek aynı zamanda gözlemek, gözlerken beklemek demektir. Dolayısıyla işte nazar boncuğu diyoruz mesela. Boncuk aslında işte nazar değmesi, göz değmesi demektir. Nazar da bakmak, görmek anlamına geldiği için insanların birbirlerine bakarak nazar değmesi, göz değmesi olduğunu söylerler. Halbuki psikolojide veya insan ilişkilerinde kullanılan kavram etkilenmektir. Yani etkilenmek vardır. Nazar değmek diye bir şey yoktur. Nazar diye de bir şey yoktur. Birine bakmak suresiyle onu etkilemek, onu gözleriyle hani devirecekmiş gibi bakarlar diyor ayette ya. Onu sanki kişinin gözlerinde ve bakışında olağanüstü bir güç ve büyülü bir etki varmış gibi baktığını deviren, baktığını etkileyen bir diğerlerinden farklı olağanüstü bir güce sahipmiş gibi anlatılıyor. Böyle bir şey yok. Olan şey şudur, etkilenmektir. Yani insanlar etkilenirler. Yani birbirlerinden etkilenirler. Kadınlar erkeklerden, erkekler kadınlardan etkilenir. Güzel bir şeyden etkilenir. Bir tablodan etkilenir. Sudan, ağaçtan etkilenir. Veya olaylardan, hadiselerden etkilenir. Sözden etkilenir. Konuşmadan etkilenir. Bu etkilenmedir yani. Etkilenme doğaldır. Olan şey budur. Nazar diye bir şey söz konusu değildir. Peki o ayet ne anlatıyor? O ayet Kalem suresinde geçiyor. Onlar diyor senin söylediklerini duyunca gözleriyle sanki seni devirecekmiş gibi bakarlar. Ve bu bir delidir. Bunlar delice laflar, çılgın iddialar, aklı başında olmayan sözler derler. Mecnun bu demek. Kalem suresi 4. suredir Kur'an-ı Kerim'de nuzul sırasına göre. Ve surenin başında, baş taraflarında bahçe sahipleri kıssası geçer. Bahçe sahipleri de iki tane zenginin yoksullara mal vermemek için, tarlalarındaki ürünlerden vermemek için nasıl tarlalarına gidip oradaki ürünü toplayıp yoksullar gelin de onu almasın diye sabah erkenden kalkıp gidişlerini anlatır. Yani kıssa Kalem suresinin başındaki kıssa Kur'an'ın Araplara dolayısıyla nuzul sırasına göre bütün insanlığa anlattığı ilk kıssadır. 23 tane kıssa var Kur'an-ı Kerim'de. İlk anlattığı kıssa Kalem suresindeki bahçe sahipleri kıssası. Bahçe sahipleri Türkçe ama yaşayan Türkçe değil. Bunu yaşayan Türkçe'ye göre çevirelim. Toprak ağaları kıssası demektir. Yani iki tane toprak ağasından bahsediyor. Ve ilk kıssa Kur'an'ın bu. Bu bir tesadüf olamaz. Çünkü Kur'an'ın amacı toprak ağalığını sona erdirmek idi. Toprak sahiplerinin topraklarını yoksullarla paylaşmasını istiyordu. Böyle bir düzen getirmek istiyordu. Ve surenin sonunda anlatılan kişi de o toprak ağalarından bir tanesiydi. Peygamber bunu onlara söyleyince peygambere gözlerini devirecekmiş gibi baktılar. Sen gidip de bugün için söyleyelim bir fabrikatöre desen ki
fabrikan işçilerle paylaşacaksın. 100 tane işçin var. Fabrikayı 100 hisseye böleceksin. Hepsi birer tane ortak olacak. Sen de onlardan 99'uncusu olacaksın. Desen. Fabrikatör bunu söyleyene gözlerini devirecek bir gibi. Bakar mı bakmaz mı? Veya gitsen bir toprak ağasına desen ki bu toprakların tamamını burada çalışan marabalara vereceksin. Kaç kişi çalışıyor? 500 kişi. 500'le böleceksin. 499'uncusu da sen olacaksın. Onlardan birisi kadar hakkın olacak. Beraber ekeceksiniz, beraber üreteceksiniz ve 500'e böleceksiniz gelirini desen. O toprak ağası bunu söyleyene gözlerini devirecekmiş gibi bakar mı bakmaz mı? Aynen ayette anlatılan da işte bu. Sana diyor bu hatırlatmayı yapınca, zikir kelimesi geçiriyordu. Bu hatırlatmayı onlara yapınca, bu söylemleri onlara söyleyince sanki diyor gözlerini devirecekmiş gibi bakarlar. Çünkü bu onları çileden çıkarır. Ne diyor bu adam? Mecnun derler. Muhakkak ki o bir mecnundur dediler diyor. Yani bu bizim kabul edemeyeceğimiz, aklı başında olmayan, hayali, gerçekleşmesi mümkün olmayan, deli dolu sözler, aklı başında olmayan, saçma sapan fikirler dediler. Ve o nedenle de gözlerini devirecekmiş gibi sana baktılar. Bir başka ayette de yine bu ilk surelerdir bunlar. Diyor ki biz diyor sana ağır bir söz yükleyeceğiz. Ağır bir söz. Ağır söz. Bunu mesela klasik müfessirler çok tuhaf yorumlar yapmışlardı burada. Tamamen asıl amaçtan kopan, Kur'an bilincinden yoksun. Kur'an'ın neyle başladığını, neye karşı çıktığını, ne yapmaya çalıştığını, Kur'an'ın sosyal hedeflerinden tamamen bir haber yorumlar yapmış. Mesela ayetler levh-i mahfuzdan peygambere gelirken her bir ayetin harfinin büyüklüğü yerle gök arasındaymış. O peygamberin kalbine indiği için bu ayetler de çok ağır olduğu için onu böyle çökertircesine alnından teller geliyor. Kulaklarında çıngıraklarla vahiy ona iniyormuş. Böyle anlatıyorlar. Şimdi o da bunun gibidir. Ağır söz demek, sen bu sözleri söylediğin zaman başkalarına çok ağır gelecek. Kabul edemeyecekleri ve bundan dolayı seni öldürmek isteyecekleri, bir kaşık suda boğmak isteyecekleri ve bu sözün duyulmaması için ellerinden geleni yapacakları bir söz sana indireceğiz. Nedir o söz? Bahçe sahipleri, toprak ağaları, topraklarını, bahçelerini muhtaçlarla bölüşsünler. Bu sözü çok ağır bir sözdür. Bu sözü duyan herkes gözleriyle devirecekmiş gibi sana bakarlar ve bunun sonu da suikastla sonuçlanır. Nitekim peygamber bunları söylemiş. En sonunda bu toprak ağaları bir araya gelmişler. Demişler ki biz bu adamın elinden nasıl kurtulacağız? Aynı zamanda bu toprak ağaları kabile şefleriydiler. Dediler ki her bir kabilede birer tane adam bulalım. Ellerine birer tane mızrak verelim. Bunlar gitsinler gece karanlığında aynı anda mızrağı Muhammed'in karnına, göğsüne saplasınlar ve öldürsünler. Dolayısıyla kimin öldürdüğü belli olmasın. 11 tane kabile birden saldırdığı için o zaman 11'i birden karşısına alacak hali yok. Kimin öldürdüğü belli olmamış olur. Yani kolektif, anonim bir suikast planlıyorlar. Geliyorlar, bir yatağın içerisinde yorganın üzerine çekmiş, yatıyor birisi. Mızraklarını kaldırıyorlar, mızraklarını böyle kaldırınca yatakta yatanla haberdar oluyor onların gelin hışırtısından, gürültüsünden. Yorganı şöyle kaldırıyorlar, bir de bakıyorlar ki Hazreti Ali. Hazreti Ali peygamberin yatağına yatmış, yorganın üzerine çekmiş, haberdar olmuşlar çünkü. Suikast onlara haber verilmiş, böyle bir şey olabilir diye. O da erkenden gitmiş. Fark edilmesin gittiği diye de orada yatıyor rolüne bürünmüş. Tam böyle saplayacakken yorganı açılınca Hazreti Ali'nin olduğunu görüyorlar ve hemen peygamber kaçmış, şehri terk etmiş diye onun peşine düşüyorlar.
Peygamberin son sahnesi Mekke'de buydu. Bu böyle başladı. Gözlerini devirecek gibi baktılar. Çok ağır sözler söyledi ona. Kaldıramayacakları çağrılarda bulundu. Bu onlara hakikaten çok ağır geldi. Ellerinden geleni yaptılar. Öldürmek, en son öldürmeye kadar işi vardırdılar. İşte suikaste sonuçlandı ve o da peygamber de Mekke'den Medine'yi terk etmiş oldu. Dolayısıyla gözlerini devirecek gibi bakarlar ayetin hikayesi budur. Şimdi bu ayeti yazıyorlar, muskanın içerisine koyuyorlar ve bunu boynuna as diyor. O muskanın içine baktığın zaman genellikle bu ayet çıkar. Sana gözlerine devirecekmiş gibi bakarlar. Yani bak, bana bakan birisi bana nazar değmesin diye, nazar ayeti diye okur, üfürür, suyun içine batırır, çıkırır, şunu boğanına astır. Bundan dolayı da 100 lira, 150 lira muska parası alırlar. Tamamen hurafedir. Hiçbirine astarı yoktur. Ve bu eski Yahudilikten, Yahudiliğe de Meclislikten geçmiştir. Yani kutsal sözlerin insanlar üzerinde etkisi olduğu inancı. Bu şöyle bir tartışmaya kadar bizi götürür. Yahudilikte mesela Yahve sözü, Tanrı'nın ismi ile Musemma tartışması vardır. Yani Tanrı'nın ismi kendisi midir yoksa o ona konulmuş bir isim midir? İsimde, Tanrı'nın isminde Tanrı'nın gücü var mıdır? Yahve, Tanrı'nın ismidir. Yahve, Allah, Tanrı'nın ismidir. O zaman Allah kelimesinin kendisinde, yani kelimenin kendisinde Tanrı'nın gücü var mıdır? İsimle müsemma aynı mıdır? Yani Allah kelimesi o bildiğimiz Allah'la aynı mıdır yoksa ona verilmiş bir isimdir? Aynıdır dersen o zaman o Allah kelimesinin kendisi Tanrı'nın bir parçası olmuş oluyor. İşte ona inandıkları için bu kelimeyi ağza almayı yasaklıyorlar. Konuşulmasını yasaklıyorlar. Ve bu kelimeyi diyor al, Yahve diye bir taşa yaz, düşmanın üzerine at, onu mahveder diyor. Veya bu kelimeyi yaz, boynuna as, seni her şeyden korur diye inanıyorlar. Yani bu inanış oradan geliyor. Genellikle bu tür muskaların içerisinde ya bu nazar ayeti denilen ayeti yazarlar veya Felak ve Nas surelerini yazarlar veya Ayetel Kürsi'yi yazarlar, koyarlar. Bizi korusun, kollasın diye. Kelimelerin gücü yoktur. Kelimelerin gücü davranışlara dönüştürdüğü zaman ortaya çıkar. Mesela besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da yazarlar, boynuna asarlar. Halbuki Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Rahman ve Rahim sevgi, merhamet ve şefkat demektir. O zaman her kim sevgili, merhametli ve şefkatli olursa besmele çekmiş oluyor. Yoksa besmele Bismillahirrahmanirrahim diye böyle laf olarak söylediği zaman besmele çekmiş olmuyorsun. Mesela şöyle bir rivayet vardır bununla ilgili. Bir adam evine girdiğinde kapıyı besmele çekerek, 7 defa besmele çekerek açarsa o eve şeytan girmez. Rivayetler. Şimdi bu rivayetin doğru olduğunu varsayalım. Yine yanlış anlaşılıyor. Doğru olsa bile şunu demek istemiştir. Bir adam evine girerken sevgiyle, şefkatle ve merhametle girerse orada kin, kıskançlık, öfke, tartışma, çekişme olmaz. İşte eşine, çocuklarına sarılırsa, evine işte gelirken kapıda bile çiçek getirirse, besmele çekmek bu demektir. Besmeleyle girmek bu demektir. Ama bunu yapmıyor adam, eline anahtarı alıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Bir, Bismillahirrahmanirrahim diyor. İki, 7 defa böyle besmele çekiyor. İçeri girer girmez de yemek nerede, niye gelip bağırıp çağırıyor. Şimdi bu besmele çekmiş mi oluyor? Besmele bu mudur yani? Aynen onun gibi. Nazar ayet, öyle muska yapıp asmak değildir bu. Söylenen sözlerin kişiye ağır gelmesidir. Onu anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla şöyle bir ayrım yapıyoruz. Kur'an ayetlerini okuyarak, üfürerek, muska yaparak, başkalarının boynuna asarak, üstelik de bunun üzerinden gelir elde edenler, bunlar falcılar, büyücüler, cinciler, muskacılar diyoruz. Bunların hepsi cehenneme odun olacaktır. Peygamberin haber verdiği de budur. Bütün muskacılar, okumacılar, üfürükçüler hepsi cehenneme odun olacaktır diyor.
Ve bunu ilk defa da Medine'de haber veren kadın, falcı bir kadın. Diyor ki Mekke'de bir peygamber çıkmış. Falcıların, büyücülerin, muskacıların, Allah'ın sözlerini oraya buraya akan, yazan, üfüren, suya batıran ve bunun üzerinden çıkar elde edenlerin, çıkar elde etmese bile bunu yapanların hepsi cehenneme odun olacak diyor. Bunun dinde bir defa yeri yok. Tamamen anlam üzerine yoğunlaşılması gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim.